Kanka sen şu ara daha... Bu bölgeden başlıyor, biraz buraya doğru geliyor. O bölgenin arazi şartları da düzeltilecek. Şehir merkezinde şehrin insanın nefes alabileceği her türlü sosyal, sportif ve kültürel aktiviteleri icra edebileceği tarzda dizayn edilen bir park. 3 milyon 300 bin metrekare. Burada da bulunduğumuz alanda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yapmış olduğumuz gençlik kampı ve bunlarla ilgili gençlerin ihtiyaç duyacakları sportif aktiviteler, voleybol sahası, basketbol sahası, handbol sahası ve futbol sahası, bungalov evler ve diğer aktivitelerin hep birlikte icra edileceği bir mekan olacak. Tabii diğer aşağı kısımlarda yürüyüş alanları, bisiklet yolları ve sosyal ihtiyaçları giderecek lokantası, kafeteryası ve diğer piknik yapacak vatandaşlarımızın da piknik yapacakları alanların oluşturulabileceği hakikaten çok büyük bir yer. Tabii bu çalışmalar inşallah bu sene sonu itibariyle burayla birlikte neticelenir. Diğer sosyal tesislerle ilgili bütün çalışmalar bitirildi, yapıldı. Burada 250 kişilik sürekli gençlerin eğitim ve kamp göreceği, sosyal aktivitelerde, sportif aktivitelerde, kültürel aktivitelerde bulunacağı ve Malatya'yı gezip görecekleri ve Malatya'yı bütün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacakları bir mekan olacak. Bu gençlik kampı sadece Malatya'ya hitap eden bir gençlik kampı değil, aynı zamanda Türkiye'deki bütün gençlere hitap edebilecek münevveli ve periyodik aralıklarla gençler burada gelip kamp katılacaklar. Kampta eğitim, spor, kültürel aktiviteler, sosyal aktiviteler dolu dolu yaşanacak. Ondan sonra memleketimizin kültür ve turizm anlamında önemli yerlerini gezecekler. Gittikleri yerlerde de Malatya'yı tanıtıp ve Malatya'yı anlatacaklar diyorum. Bu çalışmaların Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burası sadece Malatya'ya önemli bir parkı değil. Bölgenin önemli parklarından birisi. Geçmişinde de burada askeri bölge olması hesabıyla çevresel biyolojik korumayı da sağlamış, bitki çeşitleriyle de bölgede öne çıkan bir merkez. Başkanıma teşekkür ediyorum. Gerçekten göreve geldiğinden bu yana hemen doğa ve milli parklardan alınan yeri hızlı bir şekilde tekrardan imar ederek, buraya gençlik kampımızı yaparak ve buranın değerlendirilmesi noktasında bölge halkının, sadece Malatya'nın değil, bunun altını çizerek söyleyeyim, bölgeye ve Türkiye'ye hitap edecek bir merkez haline, park haline, doğal tabiat parkı haline getirilmesinde emekleri büyük, teşekkür ediyoruz. Bizler de bu süreçleri takip ediyoruz ve bu süreçlerin Malatyalı her bir kardeşimin gelip buraları görmelerini canı gönülden istiyorum. Çünkü burası biraz da Malatya'nın içerisinde gizli kalmış bir hazine durumunda. Buralarda sabahları, akşamları gelip hem gezip dolaşıp hem pikniğini yapmalarını, aynı zamanda şehrin hemen merkezinde, içinde doğayla baş başa kalmaları önemli. Bu noktada gençlik merkezimizin bugün inşaatını başkanımla beraber geziyoruz. Burada yükselen binalar inşallah bittiğinde de burası bölgenin gençlik merkezi kampı haline gelecek ve Malatya'nın özellikle tanıtımı noktasında, Malatya'yla bütünleşme noktasında çevre illerimizin önemli merkezlerden birisi haline gelecek. Buranın özellikle işte deponun yapılması Kernek Parkı'yla birlikte düşünüldüğünde ayrı ve muhteşem bir yatırım. Hem oradaki suların başa gitmemesi, çevrenin ağaçlandırılması ve bu ağaçlandırılmaların devam etmesi, ileriki aşamada, etapta zipline gibi oyun alanlarının, macera parklarının oluşturulması Malatya'yı inanıyorum ki farklı bir noktaya getirecek. Ben tekrardan Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere bütün emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.